İkimiz daha önce ambulans gördünüz mü? Ambulans nelere gider? Hastalara. Numarasını bilen var mı ambulansın? 22. Bak böyle takıyoruz. Aa, hiç canımız acımıyor gördün mü? Evet, sargılarla bu şekilde yapıyoruz, tamam mı? Bunlar bir de hava veriyoruz. İçini çekiyoruz, gördünüz mü? Aile katılımımızdaki amacımız anne babaların çocukların eğitimlerine, bunun yanında gelişimlerine katkıda bulunup onlara yararlı olabilmeleri için organize edilen bir etkinliktir. Çocuğum ile bir saat sloganıyla birlikte başlatmış olduğumuz etkinliğimizde ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Etkinliğimizin amacı ailelerin çocuklarının okul ortamında da iyi gözlemlemeleri ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmektedir. Siz hepiniz kartal oldunuz başlıyor. Hazırlamış olduğum etkinlik programının adı Çocuğumla Bir Saat Etkinliği. Bugün haftanın çocuğu olan Ayşe'nin annesi İbnur Hanım'ı ağırladık. Kendisi mesleğiyle alakalı bilgilendirmeler yaptı. Çocukların üzerindeki etkilerinden bahsetti. Somut materyaller kullanarak mı yaptı? Biz her hafta bir velimizi seçiyoruz ve bize ya kendi mesleğiyle alakalı ya da seçtiği konuyla alakalı bilgiler paylaşıyor. Bu etkinlik hem ailelerin çocuklarını okul ortamında gözlemlemesi açısından çok iyi olmakla beraber bir de öğrenmeyi daha etkili hale getiriyor. Oğlum 3 senedir kar tanesi kreşine devam ediyor. Burada çok mutlu. Ben de onların mutluluğunu daha da çok arttırmak için arada sırada okula geliyorum veli günlerimizde. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Drama gösterileri yapıyoruz. Oyunları oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Diğer velilerimiz de sık sık bekleriz. Okulumuz gerçekten çok iyi, çok donanımlı. Öğretmenlerimiz çok iyi. Hepsi kendi alanında eğitimliler. Branş dersleri gayet başarılı öğretmenler geliyor. Çocuklarımız çok mutlu. Kimse devinin bu haline anlam veremezmiş. Evet. Hem hiç kimseyle konuşmuyorsun hem de öylece oturuyorsun. Senin hiç canın sıkılmaz mı diye sormuş. Seni gördünüz mü? Kızılarak yanıtlamış. Hay hay. Seninle yapacağım her türlü yarışı kazanırım. İstersen hemen yarışalım demiş. Deve sineğin cevabına gülümseyerek haydi o zaman şu koca çölün sonuna kadar yarışalım demiş. Bütün hayvanlar kahkahalar atarak sineğin kazanacağını, devenin ise kaybedeceğini söylüyormuş. Gel tamam mı? Kendi kendine de yarışalım. İster misin gel? Duydun mu kalbinin sesini? Evet, rahat bir şekilde ağır ağır ilerliyormuş. Normalde etkinliklerimiz, veli katılımı etkinliklerimiz oluyor ama ben bu sefer bir farklılık yapmak istedim ve bana bir masal anlat baba adlı bir normalde var olan başka bir öğretmenimizin düşündüğü bir proje çalışması olan bu etkinliği uygulamak istedim ve farklılık yaratmak istedim. Hep annelerimiz geliyordu. Bu sefer bir farklılık yapıp babalarımızı da getirdik. Ve bana bir masal anlat baba adlı çalışmamızı başlattık. Bunun çocuklara çok önemli katkısı var. Yani çocukların sosyalleşmesi, güven duygusunun gelişmesi ve kaliteli vakit geçirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Burada çocuklara güzel masal okuduk. Atatürk'ü anlattık. Atatürk'ün hayatındaki bazı güzel şeylerden çocuklara neler örnek verebiliriz diye anlattık. Gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı meslek gruplarından babaların buraya gelmesi, onların böyle çocuklara masal anlatması, bence çocukların sosyalleşmesi açısından çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Anne babamız gelince çok mutlu oluyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Ben kutsam kuzamanla geldiysem ben çok mutlu oluyorum.